Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Doktor Strange'in yeni filminin fragmanını izleyeceğiz. Biliyorsunuz ilk film Spider-Man filminin son filminin sonunda gelmişti. Sonradan tekrardan YouTube'a yüklediler falan. Şimdi bir official trailer daha yayınladılar. Tabii bunda Super Bowl'un da etkisiyle yayınladılar. Hazır herkes hype'lanmış. Biz de hype trenine yaklaşalım şeklinde bir görüş sergiliyor birçok sektör. Buna Amazon'da dahil, birçok yapım da dahil. Hani bence bir Amerikan futbolu takipçisi olmama rağmen bu tür şeyler hoşuma gidiyor açıkçası. Gelin beraber inceleyelim bu fragmanı, bakalım neler göreceğiz. Çok fazla şey duydum, çok güzel bir fragman olduğunu duydum. Tabii beklentilerimizi biraz yükseltmek gerekiyor mu bilmiyorum. İzleyip görmek istiyorum. Açıkçası biraz nötr davranmak istiyorum bu konuda. Ben de ilk kez izleyeceğim. Evet, 13-14 saat oldu yaklaşık. Ama bazı uyku problemlerimden, işte daha yeni pozitiflikten çıkıyorum falan filan. O yüzden daha yeni izleyebiliyorsunuz. Farkındaysanız öksürüyorum hala da. Hadi gelin izleyelim. Bir başlayalım bakalım. Every night, I dream the same dream. Then, the nightmare begins. I did what I had to do to protect our world. You cannot control everything, Strange. You opened the doorway between universes, and we don't know who or what will walk through it. Wanda, what do you know about the multiverse? Viz had his theories. He believed it was dangerous. He was right. I'm sorry, Stephen. Your desecration of reality will not go unpunished. We should tell him the truth. Break the rules. Look out! I become a hero. I do it, I become the enemy. It doesn't seem fair. Shit! Wow. Açıkçası çok şey var fragmanda. Bir başa dönelim de. Ya bazı şeyleri yakalamakta çok zorlandım. Bazıları tanımadığımız karakterler var. Yeni yeni söylentiler var bununla ilgili. İşte filmde multiverse işleyecekse birçok multiverse karakterini göreceğiz. Yani burada Tobey açıklama yaptı. Ben filmde görüneceğim şeklinde. Onun dışında Iron Man'i, farklı bir evrendeki Iron Man'i göreceğiz. Ve söylentiler bizim bir villain, bir düşman olan bir Iron Man'i göreceğimiz şeklinde. Umarım çizgi romandaki gibi hikayesini işlerler. Çizgi romanda Iron Man'in Tony Stark'ın insanları zombileştirdiği bir telefon virüsü yaydığı bir telefon virüsüydü sanırsam. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Bir hikaye var. Ve bununla ilgili teoriler yeni bir hero geliyor zaten. Bunun ismini unuttum, hatırlarsam yazarım. Böyle şöyle yavaş yavaş getirmeye çalışalım. Aynen.
Rüyalardan uyanmakla başlıyoruz. The nightmare be- I did what I had to do. Yani burada bizim Strange'in o ilk filmde gösterdiği kötücül büyüyü tekrar kullandığını görüyoruz sanırsam. Çünkü o kırmızı renkliydi yanlış hatırlamıyorsam onlarda. Ya da onlar o kitabın içinden bir şeyler almaya çalışıyor. Gerçekten sesini kısadım. Evet, Spider-Man filminde gördük. Birçok şeyden, evrenden kapılar açtı ve biz artık spoiler değildir diye düşünüyorum. Çünkü artık herkes biliyor. Biz Andrew Garfield'ın oynadığı Spider-Man'i, Tobey Maguire'ın oynadığı Spider-Man'i ve diğer düşmanlarını aynı evren içerisinde gördük. Sonradan bunun düzeltimini gördük ama ne kadar düzeltildi çok bir bilgimiz yok. Evet, ilk filmde gördüğümüz Doktor Strange'in sevgilisinin düğününde, başka bir adamla olan düğününde görüyoruz. Bu kaç insan insanlar. Wanda'yı görüyoruz. Şimdi WandaVision dizisi eğer izlemeyen varsa artık bir önem kazandı. WandaVision nasıl bu hale döndü? WandaVision diyorum. Wanda'nın, Wanda Maximoff'un nasıl Scarlet Witch'e dönüştüğünü biz dizide gördük. Burada danışmak için kendisinin bir Nexus varlık olmasından kaynaklanan görüşmek için Strange'in yardım aldığını görüyoruz Wanda'dan. Tabii şeylerle ilgilenen. Buradaki insan çeşitliliği çoğalmış ya da farklı bir evren. Çünkü böyle bir yaratığımız var. Özellikle onun boynuzundan görüntüleri çekiyoruz. Bu tapınak da bu kadar farklı uzaylı diyeceğimiz tipler var mıydı? İlk filmden hatırlamıyorum ama belki vardır. I'm sorry, Steven. Mordo'yu da biz sanırsam ilk filmde görmüştük. Onu da tekrar göreceğimizi zaten bekliyordum aslında. Bu nereye kayboldu bu adam demiştim. Yine geliyor. Evren dağılıyor. Burada farklı bir evrende olabiliriz. Yani bu çünkü tiplemelere bakın. Ultron. Yani bayağı Ultron çakması bir evrendeyiz artık. Yani Strange'i tutmuş getirmişler. Bir, o zaten başka bir Tony Stark'ın oynadığını bildiğimiz için belki buraya getirilmiş olabilir. Burada Doktor Strange'in de içinde bulunduğu bir örgüt vardı. Ermişler örgütüm diyorduk. Ne diyorduk onu da unuttum hep. Kusuruma bakmayın birçok şeyi unuttum artık. Artık kafa kalmıyor bir yerden sonra. İşte Doktor Strange'in Reed Richards'ın yani Fantastic Four'daki elastik adamın işte Inhuman'lardan bir şey Bolt'tu yine o da gitti aklımdan. Onların oluşturduğu bir aydınlar örgütü Illuminati vardı ve evrenin düzenini bir şekilde korumayı amaçlamışlardı. Acaba böyle bir yere konsey mi çıkartılıyor? Strange bir şey yapıldı şeklinde. Mr. Boy istiyor ama benim aklıma ilk bu geldi. Hadi teori olsun. Aklıma ilk bu geldi. Acaba Illuminati'yi mi göreceğiz? Tabii bu arkadaki kimleri şey yapmıyoruz. Yeni bir şeye giriyoruz. Tabii yine sinematik kısımlarını göstermeyi seviyoruz Strange'de. Böyle farklı evrenleri bir şekilde değiştirsinler. Bunu zaten ilk fragmanda da göstermişlerdi. Doktor Strange'in kötü bir ikizinin olabileceği ve kötü bir ikizinin farklı sonuçlar doğurabilecek şeylere sebep olacağını biz ilk What If serisinde görmüştük. What If serisindeki etkileyici bir What If'ti açıkçası. Yani kötü sonla biten, yani yine spoiler olacak ama kötü sonla biten değişik bir şeydi. Yani, ve Watcher bize şöyle, bazı evrenlerde bazı şeyler olur ve biz buna müdahale etmeyiz şeklinde bir olaydı. Orada da sürekli açılan yeni evrenler, yeni kapılar vardı ve evrenin bir tanesi artık çöküyordu.
Burada yeni birini biliyoruz. Kimle savaşıyor Wanda bilmiyoruz. Tam olarak. Burada da Beholder tarzı bir yaratık var. Hani Marvel'da Beholder var mıydı hatırlamıyorum ama bu belki farklı bir evrenlerden çekilmiş. Özellikle Multiverse dedik, içine her şeyi katabilirler. Hani bunu da düşünmek gerekiyor. Beholder ya da kutulu evrenin ya da diğer farklı evrenlere gönderme yaparaktan bir şeyler yapabilirler. Ve ya belki başka bir şeydir ismi ama Beholder çok anımsattı bu. Büyük ihtimal Eva Strange'in malikanesindeyiz. Çünkü kendisine bu kadar bencilce bir şey yaptırabilecek bir şeye benziyor. Farklı evrenlere bulaştığında farklı Wanda'ları da görüyoruz. Farklı Scarlet Witch'leri de görüyoruz. Demek ki birbirlerine düşman olan bir düşman olan Wanda Vision'da Wanda var diye düşünüyoruz. Tabi burada Vision gelecek mi? Vision'a ne olduğunu hala bilmiyoruz. Ki burada kötücül bir Wanda'nın, kötücül bir Scarlet Witch'in olduğunu da görüyoruz ki. Bu kim? Bu 8 kollu yaratık kim? Hani bunlar hala çok belirsiz açıkçası. E, 6 Mayıs'ta bu filmi göreceğiz. Umarım ya gerçekten bu kadar çok karakterin işlendiği bir filmde, bu kadar çok karakteri duyduğumuz bir filmde, hatta şu şeylere bakalım, castlere bakalım, burada kimleri şey yapmışlar. Elizabeth Olsen, Benedict Wong, yani öyle çok ekstra bir isim koymamışlar ama tamam. This film is not related. Bunun sebebi şeyden dolayı, Multiverse of Madness'ın Disney artı 18 olması için çok çabalıyor. Disney değil, Marvel biraz çabalıyor gibi geldi. Disney'e sunuyorlar. Disney birazcık daha artı 18 içerik üretmediği için hani bu film artı 18 olsun artık. Ben gayet destekliyorum bu arada, çünkü daha karanlık evrenler görmek istiyorum ben açıkçası. O yüzden ya yani Marvel'ın da bir karanlık tarafı olması gerekiyor diye düşünüyorum. Sizin bu konuda fikriniz neler? Lütfen yorumlarda bunun hakkında konuşabilirsiniz. Siz karanlık bir film mi istiyorsunuz? Onu mu bekliyorsunuz? Yoksa daha yine klasik işte Doktor Strange'in ilk filmi gibi böyle her yere gittiğimiz, evrenler arasında dolaştığımız eğlenceli bir film mi bekliyorsunuz? Yorumlarınızı, düşüncelerinizi lütfen yorumlarda yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.